Tamam. Ne konuşmuştuk? Bir tane collab sayfası açalım. Haydi hep birlikte son collab sayfamızı açalım arkadaşlar. Collab'de not olarak yapacağımız son şey bu. Evet. Hocam sınav şimdi mi başlıyor? Hayır, sınav şu an değil. Sınav bir hafta sonra. Sınav bir hafta sonra ayın 20'sinde arkadaşlar. Tam bir hafta sonra. Büyütürüm, büyüttüm. Şöyle bir başlık atalım. List dictionaries'in dikti bu. List dict tuple bir de set. Şöyle dört tane işleyeceğimiz konu başlığı var. Liste işlemeyeceğiz gerçi de. İsimler bunlar. Listede gene geçirelim. Bunlara çoklu veri tipi deniyor. Bunlarla verileri saklıyoruz. Bunların içinde başka verileri tutuyoruz. Bunlara veri tutucu da deniyor böyle. O tür isimleri var. Hemen şuraya da yazayım o başlığı. Listeler, dictionaries'ler yani sözlükler, tuple'lar yani buna demet deniyor Türkçesi. Demetler, set dediğimizde kümeler. Ben İngilizce isimlerini yazdım ama bunun aynılarının Türkçe karşılıklarını da söyleyeceğim şimdi. Hadi başlayalım. Evet, önce teorik bilgi. Hemen bahsedelim. Bunlar nedir? Görevleri nedir? Farkları nedir? Ne nerede kullanılıyor? Bunları bilmek uygulamaktan daha önemli yani. Asıl bunları bilmelisiniz. Çünkü evet, kullanım alanını bilmezseniz yani nerede kullanacağınızı bilmezseniz nasıl kullandığınızı bilmek bir işe kazandırmaz size. Bunlar arkadaşlar çoklu değişken veri tipleri gibi bir şey deniyor. Yani multivariable types. Evet, çoklu değişken veri tipleri deniyor bunlara. Veri tipleri elimizdeki verileri saklamaya ve etkili bir şekilde kullanmaya yarar arkadaşlar. Etkili bir şekilde kullanmamıza yarar. Bunlarla verileri saklarız. Bizim elimizde hangi veriler varsa bunları liste olarak da saklayabiliriz. Dictionary olarak da, tuple olarak da, set olarak da. Şunlardan bir tanesiyle saklarız biz. Elimizdeki verileri saklamaya yarar arkadaşlar. Şu dediğimiz çoklu veri tipleri. Hemen konuşalım. Yani dört tanedir bunlar işte. Dört tanedir. Bu isimlerini yazalım. List dediğimiz liste. Bu birincisi. Bunu işledik. Bunu şu an çok değinmeyeceğim burada. İkinci göreceğimiz dictionary. Dict dediğimiz bu dictionary bu küçük harflerle yazalım şunları ya. Dict, list. Evet. Bu sözlük arkadaşlar. Sözlük demek dictionary'sten geliyor. Sözlükler oldukça önemli. Bugün üstünde duracağımız en önemli konu başlığı bu olacak. Dictionary'si öğreneceğiz bugün. Üçüncüsü tuple arkadaşlar. Tuple da demet diye geçiyor Türkçe karşılığı. Konuşacağız ne olduğunu. Dördüncü ve son çoklu veri tipimiz de set. Set dediğimizde arkadaşlar Türkçesi küme herhalde. Kümeler, matematikteki kümeler gibi bir mantığı var. Peki nasıl oluşturuluyor bunlar? Ona da hemen değinelim. Şöyle ok çıkartalım. Listeyi nasıl oluşturuyorduk arkadaşlar? Listeyi köşeli parantezlerle oluşturuyorduk. Şöyle köşeli parantez. Açıyorum, kapatıyorum. Bunun için elemanlar yazıyorum. Listeler köşeli parantezlerle oluşturulur. Sözlükler oldukça önemli bugün göreceğimiz. Sözlükler şöyle süslü parantezle oluşturulur arkadaşlar. Süslü parantez. Şu işaretle sözlük oluşturacağız. Bugün göreceğiz bunları. Süslü parantezle sözlük oluşturuyoruz. Tuple dediğimiz şeyi normal parantez arkadaşlar. Normal parantez. Aç kapat. Bu da tuple oluşturmamıza, demet oluşturmamıza yarıyor. Peki. Ve set olarak set dediğimiz küme de arkadaşlar dictionary'sin aynısı. Süslü parantezle oluşturulur. Ama kullanım şekilleri farklı. Yani şu sözlüğün içinde yazacağım elemanlarla sözlüğe yazacağım elemanlarla kümeye yazacağım elemanlar bayağı farklı şekilde yazılıyor yani. Aynı şekilde yazılmıyor. Sadece açmak için kullanılan semboller aynı. İkisi de süslü parantez. Bu da süslü parantez, bu da süslü parantez. Tamam. Genel hatlarıyla bu dört tane. Ve bu şekilde. Merhaba Beren. Vera. Evet. Şunu atayım yetiştiremeyenler için. Şu yazıları. Bugün bu dört tane veri tipini hızlıca göreceğiz. Önemli olan listeydi zaten. Listeyi gördük biz de. Şu diğerlerine bir ufak değineceğiz. Şimdi şurada biraz daha konuşalım. Bunların farklarından biraz daha bahsedelim. Evet, listelerle başlayalım. Listeler ilk gördüğümüz şeydi arkadaşlar, değil mi? Listeler ne yapardı? Listeler verileri sıralı bir şekilde saklar ve en çok kullanılan
çoklu veri tipidir diyelim. En çok listeleri kullanırız ve listeler, bu sıralı kelimesi çok önemli arkadaşlar. Sıralı ve değiştirilebilir, hatta buraya değiştirilebilir de koyuyor. Sıralı ve değiştirilebilir bir şekilde saklar. Evet arkadaşlar, listelerde biz içine elemanlar yazıyorduk değil mi? İşte Ali, Veli, Mehmet isimler mesela. Bunlar sıralı şekilde saklanıyordu. Bana listenin sıfırıncı indeksini getir dediğimde bir isim getiriyordu. Listenin birinci indeksini, listenin beşinci indeksini getir dediğimde ben bir elemana ulaşabiliyordum. İşte bunun sebebi listelerin sıralı bir şekilde saklanıyor olması. Bu sıfırıncı eleman, bu birinci eleman, bu ikinci eleman diye şeklinde sıralı şekilde saklıyor liste içinde elemanları. Hepsi sıralı değil bunların. Tamam. Listelerde bu sıralılık var ve liste elemanlarını değiştirebiliyorduk. Nasıl değiştirdiğimizi işlemiştik geçen derslerde. Burada bir daha çok değinmeyeceğiz. Elemanların şeyini değiştirebiliyorduk yani. Şunu diyebiliyorduk. İkinci elemanı, ikinci indeksi artık Murat yap falan. Böyle farklı bir şeye atayabiliyorduk. Atama yaparak değiştiriyorduk zaten. Zor bir şey değildi. Listelerde durum buydu. Şimdi sözlüklerden bahsedelim. Sözlükler verileri, arkadaşlar burası önemli, key ve value. Bu key dediğim anahtar, value dediğim değer. Anahtar ve değer şeklinde saklar arkadaşlar. Buna değineceğiz. Yani sen bir tane anahtar değeri belirleyeceksin. Araya iki nokta koyacaksın. Bir de value, değeri yazacaksın. Saklamak istediğin değeri yazacaksın. Burada bizim için önemli olan şu değerdir. Value'dur. Ama bu value'ya ulaşmamız için bir tane key belirleriz. Bir anahtar belirleriz. Bu anahtar ismini yazdığımızda buradaki bu değere ulaşırız. Dictionaries'in mantığı budur. Dictionaries'te bu arada sözlükler normalde sırasızdı da son zamanlarda sıralı olmuş olabilir Python'ın yeni sürümlerinde. Yani sen sözlüklerde gidip önceden ikinci elemanı bana getir diyemiyordun. Key ile ulaşmak zorundasın. Neyi istiyorsan. Bana işte Emincan karşılığında da 26 yazıyor, tamam mı? Yaş olarak da 26 yazıyor. Böyle hayal edin. Key Emincan, değer de 26. Bu 26 değerine nasıl ulaşabilirsin? Sadece Emincan'ı diyorsun ki bana Emincan'ın değerini getir diyorsun. O da sana 26'yı getiriyor. Böyle key value şeklinde saklanıyor bunlar. Konuşacağız bunları. Sözlükler bugünkü asıl konumuz. Diğer tuple dediğimiz demet. Demetler. Demetler arkadaşlar aynı listeler gibidir. Aynı listeler gibidir. Tek farkla o da tek farkla diyelim. Farkı da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Listeler değiştirilebilirken demetler asla değiştirilemez. Yani sen liste elemanlarını değiştirebiliyordun. Listenin 3. elemanını artık Murat yap diyebiliyorsun. Ama demet de diyemezsin. Demet de ne oluşturduysan o artık bir demettir. O artık bir bütündür. O demet parçalanamaz, ayrılamaz, değiştirilemez. O öyle gidecek yani. Sonuna kadar öyle gidecek o değişken. Tamam? Demetler listenin aynısı yoksa yani. Başka hiçbir fark yok. Tek fark değiştirilebilir, değiştirilemez. Bu değiştirilebilir, değiştirilemez muhabbetine de şey de deniyor. Karşılaşırsınız diye belki yazayım arkadaşlar. Mutable listelerdir. Immutable diyelim. Immutable da demetlerdir. Mutable değiştirilebilir. Immutable değiştirilemez anlamına geliyor. Listeler mutable'dır. Değiştirilebilir. Elemanlarını değiştirebilirsin. Yeni eleman ekleyebilirsin. Elemanlarını silebilirsin. Listelerde bunların hepsini yapabiliyorduk. Bunların metotlarını görmüştük liste metotlarında. Yani listelere bu mutable işlemlerinin hepsini uygulayabilirsin. İster yeni eleman ekle, ister elemanların değerinin karşılığını değiştir falan. Bir dünya şey yapabiliyorsun. Ama demetlere hiçbir şey yapamazsın. Demetler nasıl oluşturursa öyle gidecek. Ömrü boyunca onlar immutable. Tamam. Listelerle demetlerin tek farkı bu. Ve gelelim son olarak kümeler. Bunu da nerede kullanıyorlar bilmiyorum. Ben çok kullanmıyorum da. Kümeler dediğimiz şey de kümeler verileri sırasız. Yine sırasız bir şekilde. Yani unordered deniyor buna. Çok önemli değil. Sırasız bir şekilde. Asıl önemli nokta duplicate dediğimiz böyle kopya. Duplicate diyeyim. Kopya. Veri içermeden saklar. Buradan kastım ne? Duplicate'den kastım ne arkadaşlar? Mesela sen bir listenin içine iki defa aynı elemanı ekleyebilirsin. Listemizin içindeki elemanlar mesela 1 olsun, 2 olsun, 5 olsun, 5 olsun, 5 olsun. Yani 5'ten 3 defa olsun mesela. 5'ten bir dünya yazabiliyorum.
Ama gidip de sen kümelerde bunu yapamayacaksın. Kümelerde 1, 2, 5, 5, 5 yapsam bile çıktı olarak sana sadece 1, 2, 5'i verecek. 5'i bir defa verecek. Aynı matematikte kümeler gibi yani. Matematikte 10. sınıfa geçen varsa kümelerin mantığı odur. Kümelerde eleman bir defa sayılır arkadaşlar. Buradaki setin mantığı da bu. Yani o kümenin içindeki elemanları bir defa olarak döndürüyor sana. Kaç defa olursa olsun içinde bir defa olarak döndürüyor diyelim. Genel olarak göreceğimiz çoklu veri tipleri buydu. Özetlerini geçtik. Şimdi isterseniz hocam ne dediniz şimdi bir bakayım. Hocam dikt ile şifreleme yapılabilir mi? Yani şifrelemeden kastını tam anlamadım ama şifreleme gibi işte. Bunu çağırdım mı bu gelsin. Bunu çağırdım mı bu gelsin. Ha, şifre derken ha, anladım. Belki yapılabilir evet. Anladım dediğin tarz sanki. Hocam atar mısınız? Atayım. Hocam benim bakayım. Hocam benim şarjım bitmişti de geri geldi. Tamam sorun değil. Hocam küme ile sözlüğü nasıl karıştırmayacağız? Küme ile sözlük. Şöyle. İçine yazılış şekliyle karıştırmayacaksın. Sözlükte iki tane şey yazıyorsun. Key ve value. Yani key ve value. Key araya iki nokta koyuyorsun. Sonra value. Kümede ise aynı liste gibi yazıyorsun. Araya virgül koyarak. Sadece value'leri yazıyorsun. Araya virgül koyarak yazıyorsun. Yani çok farklı şeyler. Karıştırmazsın. Kümede aynı elemandan bir tane olacak. Evet. İki tane olamaz. Hocam atın falan filan. Tamam. Herkes yaptı. Altıncı sınıf. Evet. Altıncı sınıfta da kümeleri görüyorsunuz. Doğru. Doğru. Altıda da kümenin temelleri atılıyor. Tamam. Tamam. Buraya kadar hazırsak devam edelim. Bunlar çoklu veri tiplerinin genel farklarıydı arkadaşlar. Ben size genel bir özet geçtim. Yani şu anda 4 tane veri tipini özetledim size. Farkları bu. Yazılışları, gösterişleri bu falan. Şimdi bunların arasından en önemlileri neydi? Bak şu önem sırasıyla verdim ben size zaten. Şu anda en önemli liste, en çok kullanılan. Bunu gördük, yaptık, uyguladık. Bayağı metotlarına falan da bakmıştık. Ondan sonra en önemlisi dictionary. Bu çok kullanılıyor. Sözlük yapısı çok kullanıyoruz. Ondan sonra tuple da kullanılıyor gene nispeten rastlıyoruz bazı yerlerde. Sete ben çok rastlamadım ama bunu da verelim böyle bir şey daha var. Peki. Haydi devam edelim. Şimdi tamam listeleri bir daha hatırlayalım. Bakın size birkaç tane liste oluşturayım. Liste neydi? Bir hemen bir gözümüzde bir hatırlasın. Mesela liste 1 diyeyim. Bir tane liste değişkenini oluşturayım. Liste bir kere köşeli parantezlerle oluşturuluyor. Açtım iki tane köşeli parantez. İçine vereceğim elemanları virgülle ayırıyordum. Mesela önce içine bir elemanını verdim. Virgül başka bir eleman vereceğim. Virgülü koydum. 7 elemanını verdim. Virgül başka bir eleman vereceğim. Ne olsun? 85 elemanını verdim. Virgül başka bir eleman vereceğim. Bu sefer string eleman veriyorum. String içinde yazıyorum. Ali elemanını verdim. Virgül. Bu sefer başka bir eleman işte ne bileyim Rize elemanını verdim. Virgül. Başka bir eleman ondalık da verebiliriz. 96,5 96,5 elemanını verdim. Al sana bir tane liste mesela. Böyle bir liste oluşturdum. Boş bir liste nasıl oluşturuyorduk? Bunu hatırlamış olduk. Liste böyle oluşturuluyordu arkadaşlar. Boş bir liste daha oluşturayım. Liste 2 boş olsun. Boş listede al köşeli parantez açtım kapattım. İçine bir eleman koymadım. Al sana boş liste oluşturma yöntemi böyleydi. Liste 3 diyelim. Şunu da görürseniz şaşırmayın diye. Fonksiyonla liste oluşturma. Yani tanımlı bir list fonksiyonu var Python'da. Bak list yazınca T'yi de koyunca bak şunun rengi değişti. Niye değişti? Çünkü bu bir fonksiyondur abi diyor. Ben bu fonksiyonu tanıyorum diyor. Bu fonksiyon liste oluşturma fonksiyonu diyor. List deyip parantez açtığımızda bu fonksiyonu şu anda evet şu anda bu fonksiyon içine bazı elemanlar istiyor. O elemanlar yazdığımda onu liste halinde bana döndürecek. Yani şu yukarıdaki şu ilk seferde yaptığımız işlemin fonksiyonla yapılış hali. Ya bu çok kullanılmıyor ama yine de görürseniz şaşırmayın diye. İçine işte 3 elemanı, 5 elemanı, 9 elemanı ve Murat elemanı gitsin mesela. Şöyle bir liste oluştur bana dedim mesela. Şunlardan oluşan bir liste oluştur bana dedim. Mesela bunları bir görelim. Yani 3 tane liste oluşturduk. 3 listeyi de bir görelim. Print liste 1 diyelim. Aynı şekilde şöyle liste 2, liste 3 hepsini bir print edelim alta. Print liste 2, liste 3. Bakalım. Çalıştırdık. Şu hata verir mi yoksa? Neyse bir çalışsın şu da. Şurada bunu bir daha liste haline vermeni mi istiyor? Zannetmiyorum. Evet. Çalışsın bakalım. 3 tane liste oluşturduk şu anda. Liste 1'i oluşturduk. Boş bir liste oluşturduk liste 2 olarak. Bir de liste 3 diye bir tane daha liste oluşturduk. Listeler böyle oluşturuluyordu. Evet hata verdi.
Bir argüment bekliyor. Evet, liste bir an. Şurada bir hata var arkadaşlar. Şunu bir daha parantezde vermeliyiz sanırım. Onları bir tek argüman bekliyor çünkü bizden. Evet, parantezde verince oldum. Evet. Ne yaptığımıza bakalım hemen. Liste 1'i oluşturduk. Listeler böyle oluşturulur. Köşeli parantezleri açarsın. İçine elemanları yazarsın. Tamam, gayet güzel. Liste 2 boş bir liste oluşturduk. Liste parantezlerini açtım ama içine bir eleman koymadım. Boş bir liste olmuş oldu. Liste 3 de listeyi oluşturmanın başka bir yolu arkadaşlar. List diye bir fonksiyon var. Bu Python'da gömülü bir fonksiyon. List fonksiyonu dersin, parantezini açarsın. Ama burada parantezi açtık mesela. Bak şu ilk parantez listin parantezi. Listin parantezini açtık. İçine şimdi tek bir değer vereceksin. İçine vereceğin şeyi tuple olarak veriyorsun. Bak bu da ilginç. Şu anda şu ifade bir tuple bir ifade. Çünkü normal parantez içinde. Evet, içine vereceğin ifadeyi tuple olarak veriyorsun. Onu listeye döndürüyor. Evet. Burada görürseniz şaşırmayın ama çok kullanılan bir yöntem değil. Listeyi biz böyle tanımlarız yani. Köşeli parantezleri açarız. İçine elemanları veririz bu. Bunlar liste olduğu direkt anlaşılır zaten. Tamam, liste buydu. Listeye çok fazla girmiyorum. Listenin elemanlarına bakabilirdik ama yani. Mesela bak, şu liste 1'den konuşalım. Liste 1'in kaçıncı indeksini alalım? 0, 1. Mesela şu 7 dediğim birinci indeks değil mi? Liste 1'in birinci indeksi dersen bana 7'yi mi döndürecek? Evet. Liste 1'in Rize'sini döndürmek isteyelim. 0'dan başlıyordu indeksler. 0, 1, 2, 3, 4. 4. indeksi çağırsak liste 1'in 4. indeksini çağırsak bize Rize'yi döndürecek herhalde. Döndürdü. Gayet güzel. Liste gördüğünüz gibi sıralı olduğu için listeden içinde istediğim bir elemanı ben çağırabiliyorum böyle bu şekilde. Tamam. Liste buydu. Hemen geçtik tuple'a. Tuple örnekleri yapalım birkaç tane. Mesela tuple 1 diyelim. Evet. Tuple dictionaries. Nerede? Dictionaries sırayı farklı mı? Nerede? Önce dictionaries. Dictionaries'i sona koymuşum. Evet. Çünkü dictionaries'i biraz daha derin işleyeceğim. Evet. Tuple'dan başlayalım. Tuple 1. Tuple nasıl oluşturuluyordu? Üste bakalım. Tuple oluşturma, demet oluşturma normal parantezle oluşturuluyor arkadaşlar. Normal parantez açıyorsun. Normal parantez. Hocam yine Rize sevdanı tuttu. Hocam geç kaldım. Bir şey der misiniz? Devam. Sorun değil. Arkadaşlar tamam. Bahanelerinizi çok açıklamanıza gerek yok. Tamam. Gelemediyseniz zaten sorun değil. Hocam len, sum ve benzeri fonksiyonlar dixset ve tuple'da da kullanılabilir mi? Mehmet Arda, bunu yapmanın en iyi yolu deneme. Tahminim o ki len dictionaries'te kullanılmayacak. Yani hepsinde kullanılmaz ama bazıları kullanılabilecek. Bazıları kullanılabilecek. Şu an ezbere bilmiyorum ama len'ini mesela len'ini saydırabilir miyiz? Saydırırız. Niye saydıramıyorum? Dictionaries'in sayar. Set'in de sayar ama set'in daha az sayar. Tuple'ın da sayar. Len muhtemelen çoğunda kullanılır len. Sum'ı sözlükte kullanamazsın mesela. Sum topla demek ama sözlükte zannediyorum kullanamazsın. Ya onun gibi. Deneyeceksin, yanılacaksın yani. Hangi fonksiyonlar genel hepsinde kullanılabilir, hangisinde kullanılamaz. Hata verirse yapacaksın. Yani ben ezbere bilmiyorum o kullanılır, kullanılamaz. Bu denemelerizi yapacaksın. Tamam, hadi tuple örneği yapalım. Tuple neyle oluşturuluyordu arkadaşlar? Tuple'ın oluşturulma şeyine bakıyorum hemen. Tuple, demet. Şöyle normal parantezde. Normal parantezle oluşturuluyor arkadaşlar. Tuple, açtım normal parantezimi. Rica ederim. Normal parantezi açtık. Şimdi içine elemanları vereceğim. Bu tuple'ın elemanlarını vereceğim. 3 elemanlı tutsun, virgül, 5 elemanlı tutsun, 7'yi tutsun, bir de ne bileyim Kerem diye bir isim tutsun. Al sana bir tuple arkadaşlar. Şu anda bir tuple oluşturdum. Tuple köşeli parantez. Bak köşeli parantez kullansaydım bu bir liste olurdu. Köşeli parantez kullanmadım. Bu bir tuple oldu. Bu kadar. Normalde listeden hiçbir farkı yok tuple'ın. Aynısı yazılır. Sadece işte şura köşeli parantez değil de normal parantez oldu mu tuple. Peki. Bir tane daha tuple yapalım. Birkaç tane tuple yapalım. Boş tuple nasıl oluşturuyorduk arkadaşlar? Tuple 2 boş tuple'da mantıken köşeli parantezi açarım, kapatırım. İçine hiçbir değer girmem. Al sana boş tuple. Tabii tuple 3'te yine fonksiyonla tuple nasıl oluşturulur? Herhalde tuple diye bir şey var. Evet, tuple dediğimizde fonksiyon oluşturma. Açıyorum parantezimi, tuple fonksiyonu. Bu içine iterable, dönülebilecek bir şeyin nesne istiyor. O yüzden bir daha parantezli vermeliyim buraya yeni elemanları. İşte 4, 5, 6, 7, bir de Murat olsun. Tamam. Al sana 3 tane tuple. 3 tane paran. 2 parantezi neden koydum? Orası biraz zor geliyor size şu anda. Tuple'ın içine arkadaşlar, evet, iterable, dönülebilir bir şey girmeliyiz. Yani şurada şu parantezi koymazsam muhtemelen hata verecek. Az önce de verdi bu hatayı. Bir daha deneyelim de.
verecek diye tahmin ediyorum. Hadi şunları print edelim. Liste 1 değil tabii, tuple 1. Print tuple 1. Güzel. Len de çalışıyormuş, sum da çalışıyormuş tuple'larda. Tuple'da çalışıyor. Güzel, teşekkürler Metal'da. Aynen, tuple'da çalışıyor hepsi. Şöyle tuple 1, tuple 2, tuple 3 yazdıralım bunları. Tuple 3 gene hata verdi. Çünkü niye? Az önce söylediğim. Bir tane argüman bekliyor. Bak, hatayı okumayı öğrenin bari benden. Bak, hatayı okumayı öğrenin benden. Tuple expected bekliyor. At most one argument. En fazla bir argüman bekliyor. Ama şu anda got 5. Şu anda 5 tane verildi buna diyor. Bak, şu anda 5 farklı argüman verdik biz tuple'ın içine. Şunu, 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 şunu. Şunları tek bir argüman olarak bekliyordu. Bunları tek bir argüman haline nasıl getirebiliriz? Bunları başka bir tuple içine alabiliriz. Böyle başka bir parantez içine alabiliriz. O zaman tek bir argüman olmuş olur. Şunun tamamı tek bir argüman olmuş olur. Ve bunun içinde dönebilir. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şimdi oldu. Şimdi oldu. Tuple 1'i oluşturdu. Boş bir tuple oluşturdu. Tuple 3'ü oluşturdu. Peki arkadaşlar, tuple olduğunu nereden anlıyoruz? Gördüğün gibi çıktılarında sonu normal parantez. Tuple. Listelerin çıktılarında sonu köşeli parantezdi. Liste olduğunu buradan belli ediyordu. Peki tuple'ın farkı neydi arkadaşlar? Tuple'ın farkı neydi? Tuple'ın listeden farkı ne? Bu önemli bir nokta. Burayı iyi dinleyin. Tuple'da elemanları değiştiremiyorsun. Mesela şu tuple 1'in kaçıncı elemanı o? 0, 1, 2, 3. Üçüncü elemanı Kerem ya şu anda. Tuple 1'in üçüncü elemanı Kerem. Ben tuple 1'in üçüncü elemanını eşit eşittir artık aslı yapmak istiyorum. Kerem değil de artık aslı olsun bu istiyorum. Şunu çalıştırdığımda bana hata verecek. Diyecek. Bir tane eşit. Tuple 1'in üçüncü elemanını aslıya eşitlemek istiyorum. Çalıştırdığında bana hata verecek. Tuple object doesn't support item as given. İşte tuple objeleri, tuple nesneleri desteklemiyor. İşte değer atamalarını. Değer atamalarını desteklemiyor tuple objesi. Sen gidip tuple'a yeni bir değişken yapamazsın. Yani Kerem'i kaldırıp bunun yerine aslı yazayım diyemiyorsun tuple'da. Bunu listede yapabiliyordun. Peki yeni bir şey ekleyebiliyor muyuz tuple'a? Yeni bir şey de ekleyemeyeceğiz muhtemelen. Ben hatırlamıyorum. Zaten nasıl ekleyeceğiz? Aklıma şey gelmiyor. Yeni de ekleyemezsin yani. Tuple böyle kalıyor arkadaşlar. Tuple elemanlarını değiştiremezsin de yeni bir eleman da ekleyemezsin. Yeni bir eleman da çıkartamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Tuple oluşturduğu gibi kalır. Listeden tek farkı bu. Tuple'ı nasıl oluşturduysan öyle kalır. Tamam? Listeden tek farkı bu tuple'ın. Ve son olarak gelelim set'e. Set de çok dediğim gibi kullanılan bir işlem değil. Hocam değişken atarsak sonra bu değişkenleri değiştirsek bence olur. Sence olursa dene de yap o zaman. Tuple'da olmuyor diyorum. Anladım. Anladım dediğini. Bence o da olmaz. Ya da olabilir mi? Evet. Mantıklı. Bir dene bakalım. Belki olur. Şimdi listeyi gördük. Sırada ne var? Listeyi gördük. Tuple'ı gördük. Set'i görelim hızlıca. Set çok önemli değil. Hocam tuple olmak zorunda mı? Şu an tuple 1'in 3. indeksi yok ki. Sen 3 indeksli değildi bu. 0, 1, 2, 3. Aslında 3. indeksi var. Tuple 1'inde senin 3 yok. Sen biraz kısa bir tuple yazmışsın Bera. O yüzden hata veriyorsun. Başka değişken ismi veremez. Verirsin. Ben bunları öylesine verdim ya. Şuraya başka isimler verirsiniz. Tuple 1 olmak zorunda değil. Ben bu tuple olduğu belli olsun diye bu değişken isimlerini verdim. Şu vereceğin değişken ismi sonuçta. İstediğini verirsin buraya. Şunlar tuple olmak zorunda değil. Hocam sizin Python'da bilmediğiniz bir şey var mı? Hocam parantez yanlış değil mi? Tuple'da değil. Yani şu 3'e çok takılmayın arkadaşlar. Şu 3. oluşturduğum sistemlere çok takılmayın. Bu fonksiyonla oluşturma yöntemleri. Bera Eren. Tuple 1'in senin tamam. Tuple 1'inde 3. Tuple 1'i eşitledim. 4 elemanlı aslında. 3. indeks Kerem çıkmalı aslında. Evet. Niye olmuyor bilmiyorum. Göremedim şu an hatayı ya. Bir yerde bir eksik var. Neyse şu seti de anlatayım da. Evet, 10 dakika var. Bir sonraki dersi bugün de yapacağız arkadaşlar. Dictionary'si işleyeceğiz bir sonraki derste. Dictionary'sin biraz daha detaylarına gireceğiz. Şimdi setten bahsedelim. Set. Birkaç tane set oluşturayım sizin için. Set 1 diyelim. Set nasıl oluşturuluyordu? Bakayım hemen sete. Bak, set süslü parantezle oluşturuluyor.
Ya bu çok kullanmıyor. Süslü parantezde oluşturulan normalde dictionary oluyor çoğu zaman da. Set de olabilir. Süslü parantezi koyduğumuzda küme olduğunu anlıyorum ben bunun. İçine elemanları da şu şekilde veriyoruz kümelerin. Bir elemanı, iki elemanı, üç elemanı. Mesela dördü bir dünya vereyim. Dört, 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 dört elemanı. Beş elemanı. Tamam. Şöyle bir set oluşturdum. Şu anda arkadaşlar set bir oluşturdum ama ben bunu çalıştırdığımda içinde sadece bir, iki, üç, bir tane dört, bir tane de beş dönecek benim için. İsterseniz bunu bir deneyelim hemen tekli. Mesela set 1'i aşağıda çağırırsam bana gördüğün gibi 1, 2, 3, 4, 5. 4'ten hocam bir dünya vardı. Bir dünya 4 yazdık buraya. İşte setin özelliği de bu zaten. Kümelerin özelliği de bu zaten. Her elemanı bir defa alıyor. Yalnız bir defa alıyor, tamam. Setin mantığı da bu. Hocam atın diyor. Şunu atmadık herhalde, tuple olanları. Tuple'ları attım. Sette asıl mantığımız bu. Set 1 böyle dedik. Set 2... Boş bir set nasıl oluşturulur tahmin ediyor musunuz? Normal bunu açsak boş bir set oluşturmaz ama bu. Bunu dictionary olarak algılar muhtemelen. Set deyip boş bir şey atsak bunu set yapar muhtemelen. Tamam, yeter. Print set 1 ve set 2. Set çok meşhur bir yöntem değil aslında. Çok işimize yaramıyor arkadaşlar. Evet. Set 2'miz bir tane boş bir set fonksiyonu. Set 1'imiz ise az önce gördüğünüz gibi dörtleri bir tane dört olarak almış. Böyle bir küme yapmış. Şimdi gelelim asıl olayımıza. Bugün işleyeceğimiz asıl olaya. Dictionaries arkadaşlar. Dictionaries. Bunun üzerinde biraz duracağız. Dictionaries önemli bir nokta. Bir sonraki derste buradan devam edeceğiz de. Dictionaries'e şu anda da bir ufak girelim. Yani sözlükler. Sözlük yapısı arkadaşlar. Bu da bayağı kullanılıyor. Mesela bu nasıl kullanılıyor? Bir şey mi yazdı? Hocam dünkü dersin videoları ne zaman yüklerim? Notları Drive'da göremedim. Evet, notları Drive'a atmayı unuttum bir süredir. Atarım notlarını. Yüklemeyi de bilmiyorum. Bu akşama yaparlar herhalde. Ne yapalım? Tamam. Neredeydik? Üste çıkalım. Dictionaries'e bakalım. Evet, Dictionaries gene süslü parantez arkadaşlar. Aynı set gibi ama seti çok kullanmayacağız yani. Şunu iptal bile edebiliriz buna belki de. Yani az kullanılıyor bu. Süslü parantez deyince akla dictionary gelir arkadaşlar. Süslü parantez de dictionary tanımlanır normalde. Hemen yapalım. Mesela dict 1 diyeyim mesela. Dictionary 1. Sözlük 1. Oluşturacağım sözlüklerden ilki. Hemen açıyorum süslü parantezimi. Süslü parantez sözlük oluşturmaya yarar arkadaşlar. Şu anda sözlüğüm oluştu. Ama bunun sözlük mü yoksa set mi olduğunu nasıl anlıyor bilgisayar? Yani yanlış değilsem şu halde tanımlı olan sözlüktü. Çünkü sözlük daha çok kullanılıyor. Sözlük diye tanımlıyor bunu diyebiliyorum. Çok önemli değil. İçine elemanları verdiğinde zaten belli olacak. Normalde set elemanlarını biz nasıl veriyorduk? Bak, set elemanlarını araya virgüller koyarak aynı liste elemanı verir gibi veriyorduk. Dictionaries'i böyle vermeyeceğiz. Dictionaries'te key ve value var. Şurada hemen bir daha diyeyim. Key, anahtar ve value şeklinde değerler girilir arkadaşlar. Yani sen buna bir anahtar gireceksin. Mesela anahtarlar isim olsun. O isimlerin karşılığında yaşlar olsun mesela. Evet. Mesela anahtar değeri olarak Ali'yi giriyorum. Anahtar değeri her zaman string olmalı. Bak, bu da önemli bir ayrıntı. K'ler her zaman, hatta bunları bir sonraki ders yazacaktım ama şu anda da diyeyim yani. K'ler her zaman string olmalı arkadaşlar. Yani Ali anahtar değerim, string bir şekilde girdim. Araya iki nokta koyuyorum. İki nokta koyuyorum. Bu da önemli bir nokta. Anahtar iki nokta. Şimdi Ali key'nin karşılığı ne? Ali key'nin değeri ne? Ali'nin yaşı 20 olsun. 20. Ali key'i şu anda 20 değerine atandı. İşlem bitti. Şuradaki 2 noktaya dikkat edin. Yani Ali 2 nokta 20. Şu anda bir atama yaptım gibi düşünün. Bir tane değer girdim gibi düşünün. Virgül. Şimdi başka bir değer giriyorum. Ne olsun? Gökçe 2 nokta. O da 18 olsun. Gökçe diye bir değer girdim. Ona da 18 atamasını yaptım. Virgül işte ne olsun? Aslan 2 nokta. Bu da 25 olsun. Gibi gidiyor işte. Emincan 2 nokta 26 olsun. Şuradaki 2 noktaların ve virgüllerin nasıl kullanıldığına dikkat edin. Şu anda şunun tamamı tek bir elemandır. Bir tane eleman. Şunun tamamı ikinci elemandır. Şunun tamamı
üçüncü elemandır. Şunun tamamı dördüncü elemandır. Yani burada dört tane eleman var burada arkadaşlar. Bu dictionary listede. Dört elemandan oluşuyor. Bu elemanlar key ve value'lar şeklinde oluşuyor. Mesela şunu şöyle bir tanımlayalım. Dict 1'imiz bu olsun. Şimdi normalde dict 1'in sırasız olması gerekiyor ama son zamanlarda düzelttiler diye duydum. Bir bakayım. Dict 1'in sıfırı dersem normalde bir şey getirmemeliydi ama getiriyor mu artık? Evet, getirmiyor. Tamam. Güzel. Hala sırasız. Dictionary'sin arkadaşlar sıfırıncı indeksi diye bir şey yoktur. Çünkü sıralı tutmuyor bunlar. Yani sen sıfırıncı indeks deyince bana Ali'yi getir. İşte birinci indeks dersen bana Gökçe'yi getir. İkinci dersen bana Aslan'ı getir. Böyle bir şey yok. Bu listelerde vardı. Listeler sıralıydı. Dictionary sıralı değil. Peki hocam nasıl getirteceğiz? Yani şu Gökçe'nin olan değeri 18 olan şu 18'i nasıl getirteceğiz? Bunu 18'i mi getirtmek istiyorsun? 18'in anahtarı neyle kodlanmış? Gökçe ile konuşlanmış. Gökçe dediğinde sana 18 değerini getirtecek. Bak dict 1 diyorum. 0 değil de içine Gökçe yazıyorum. Dict 1'in Gökçe key'ini getir bana diyorum. Çalıştırdığımda dict 1'in Gökçe key'i 18 değer olarak bana döndü. Dict 1'in dictionary 1'in bu sefer bana Emincan değerini getir. Dict 1'in Emincan değeri kaç? Bana onu getir bakayım. Dict 1'in Emincan değeri de 26. Bana 26'yı getirdi. Bilmem anlatabildim mi? Bu da dictionary mantığı arkadaşlar. Bu bayağı kullanılıyor. Bunu derinlerine bir sonraki ders ineceğiz diyelim. Şöyle hızlı bir giriş yapmış olalım. Tamam, dictionary işte bu. Şu yazımına dikkat edin. Yazımı köşeli parantezler, sonra key 2 nokta value. Key 2 nokta value. Tamam? Bu şekilde yazımları var. Hocam dict 1 26 desek Emincan mı gelir? Hayır. Güzel soru. Şöyle geriye giriş var mı diyor. Yani 26 yazsak da Emincan'ı mı verir bize diyor. Hayır. Yani hemen deneyelim. Dict 1 köşeli parantez 26 yazsak yani şuna 26 yazsak Emincan'ı verir mi? Hayır. Değeri verip key'i alma diye bir şey yok. Hata ver. 26'yı tanımıyorum ben diyor. 26'yı köşeli parantez string olarak versek gene hata verecek yani. 26 diye bir key yok diyor. Yani şuraya key'i yazacaksın. Şuraya key'i yazacaksın. Karşılığında value'ları alacaksın. Tamam. Key'i yazacağım, value'yu alacağım. Anlayabildik mi? Şuradaki değerler yazılabilir. Şunlar yazılabilir. Ali yazılabilir. Gökçe yazılabilir. Aslan. İşte Emincan. Karşılığındaki değerler alınabilir. Mantık bu. Hocam 26 bir elemanın sırası gibi. Zaten sıralı değil bunlar. Onu bir kere daha söylüyorum. Evet. Bunlar sıralı değil. Evet hocam teşekkürler. Tamam rica ederim. Dictionaries bu. Bir sonraki ders daha derin gireceğiz. Şöyle bir başlık atalım hatta. Dictionaries diyelim. Böyle dictionaries. Yani parantez içinde sözlükler. Evet. Tamam 1 dakika kalmış. Atacak biz zaten. 10 dakika sonra bir sonraki derste görüşürüz gençler. Bay bay.